aslında korkuların, yani 4-5 yaşındaki bir çocuk pek çok şeyden korkabilir. Bunları biz normal olarak karşılıyoruz. Yani karanlıktan korkabilir, gece eve hırsız girecek diye korkabilir, tek başına yatmaktan korkabilir, gece uyanıp tuvalete tek başına gitmekten korkabilir. Bunlar bizim illaki 4-5-6 yaşlarında çocuklarda gördüğümüz korkular. Fakat bunları anne baba işte ne yapması gerekiyor? Biz buradayız, yanındayız, birlikte yapalım deyip tatlı tatlı onunla birlikte bunun üstüne gitmesini sağlaması gerekiyor anne babanın. Birlikte yapalım, evet gibi hemen aşmasını sağlaması gerekiyor. Bir güvence vererek, bir destek vererek. Ve sağlıklı bir çocuğun bunu bir süre sonra anne ve babasının desteğiyle biz aşmasını bekleriz. Eğer ki bu korkular aşılamıyorsa, yani çocuk amacını aşan bir şekilde tek başına yatamıyorsa, 4-5 yaşındaki bir çocuk gece karanlıktan korkup ağlıyorsa, işte karanlıkta tek başına tuvalete gidemiyorsa, gece var hırsız girecek diye uyuyamıyorsa, mutlaka ebeveyninin yanında yatmak istiyorsa, artık burada biraz hastalıklı, sıkıntılı bir durum söz konusu olmuş demektir. Bir diğeri de çocuklarda ortaya çıkan kaygılar. Yani ya annemin başına bir şey gelirse, ya babamın başına bir şey gelirse, işte geç kaldı babam trafik kazasını geçirdi acaba, kalp krizi geçirir mi, ölür mü, hastalanır mı şeklinde yakınlarını kaybetme korkusu. Her çocukta az az olmakla beraber, eğer ki bu gün boyu sürüyorsa veya gün içerisinde birçok kez çocuğun aklına geliyorsa ve onun günlük hayatını bozuyorsa, onu ağlatacak boyuta geliyorsa, o zaman burada da bir sorun var demektir. Özetleyecek olursak, çocukta amacını aşan tüm korku ve kaygılarda mutlaka bir profesyonele başvurmanız gerekiyor. Çocuk ve ergen psikiyatrisi de bunun için ilk başvurulacak adres olması gerekiyor.